Akıllı fabrikalar olarak yapmakta olduğumuz dijital dönüşüm sohbetlerinin bir yenisinde akıllı fabrikaların kurucusu Ekin Tazegül ile beraberiz. Hoş geldin Ekin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim Gülşah, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vallahi hep diğer tarafta oluyordum, bu kez bu taraftayım. Umuyorum ki bu taraf daha rahat olacak. Evet, bugün biraz değişiklik oldu. Sorularımla başlıyorum sana o Tabii ki. zaman. İlk olarak şöyle bir soru sorayım. Akıllı fabrikalar kimdir? Nasıl bir probleme çözüm olarak kuruldu? Akıllı fabrikalar kimdir? Yani aslında direkt problemle başlayalım. Yaklaşık 2020 yılı civarında aslında biz ne yapıyorduk? Firmalara gidip işte nesnenin interneti, artırılmış gerçeklik, ürün yaşam döngüsü yönetimi tarafında aslında hizmet veriyorduk ve bir ürün sağlıyorduk. Fakat gittiğimiz her firmada bir de dijital dönüşümün ne olduğunu anlatma gereği duyuyorduk. Çünkü bu konudaki bilinç çok düşüktü. Biz de buna karşılık olarak aslında bir farkındalık projesi olarak bir internet sitesi kurarak başladık. Ve bu internet sitesinde de işte haberler, sanayide neler oluyor, firmalar nasıl kullanıyor ve bundan nasıl faydalar ediniyor. Bunun dışında sektörden uzmanlar ve kendi uzmanlığımızla beraber blog yazıları, raporlar vesaire yayınlamaya başladık ki video röportajlar da aslında o şekilde başladı. Çünkü genellikle görüyorduk ki sektörde uzman olmayan kişiler bu alandaki kişilere sorular soruyor fakat çok yavan kalabiliyordu. Biz biraz daha ayrıntılı konunun ayrıntısına inerek bu şekilde sorular sorabileceğimiz programa başlayalım dedik. Ardından benim yaptığım yüksek lisanstaki test projem ve aynı zamanda bizim de fark ettiğimiz bir konu ortaya çıktı. Firmalar farkındalığı yaratmaya başlasalar da mevcut durumların ne olduğunu bilmiyorlardı. Biz de buna karşılık mevcut durumlarını, hedeflerini ve ihtiyaçlarını görebilecekleri bir olgunluk testini öncelikle ortaya koyduk. Bu olgunluk testiyle beraber aslında temelde 8 eksende mevcut durum ve hedeflerini, yalın üretim alanında 14 soruyla ne durumda olduklarını ve Endüstri 4.0 diyebileceğimiz, dijital dönüşümün belki içine koyabileceğimiz bir kavram içerisinde de Endüstri 4.0 teknolojilerine ne kadar ihtiyaç duydukları ve ne kadar kullandıkları konusunda bir test yapmaya ve bunun sonucunda da bir yol haritası çıkartmaya başladık diye özetleyebilirim. Çok güzel. Peki olgunluk testinden biraz daha bahsetmeni rica etsem senden. Ya bu test ile neleri değerlendiriyorsunuz ve nasıl bir çıktı üretiyorsunuz? Tabii ki az önce de bahsettiğim gibi aslında 14 soruda yalın üretimin 14 tane temel unsuru için işte 5S'tir, tesis tasarımıdır, VSM'dir ne durumda olduğuna bakıyoruz firmaların. Diğer tarafta dijital dönüşüm noktasında işte birkaç unsuru saymak gerekirse ürün ve servisler, üretim ve süreçler, teknoloji ve entegrasyon, güvenlik ve erişim, strateji ve organizasyon, kültür gibi alanlarda da ne durumdalar ve kısa ve orta vadede nereye varmak istiyor firmalar bunlara bakıyoruz. Bunun dışında Endüstri 4.0 teknolojileri diyebileceğimiz yine birkaç tane sayacak olursak artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, otonom robotlar, simülasyon gibi alanlarda da 4 teknoloji içinde ne kadar ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Çünkü diğer 5 teknoloji için her firma ne kadar kullanırsa o kadar aslında bir fayda sağlayabiliyor. Burada eklemeli üretim ve otonom robotlara örnek verecek olursak, seri üretim yapan, günlük binlerce, yüz binlerce ya da milyonlarca üretim yapan bir yerde otonom robotlar çok fazla fayda sağlayabilirken, eklemeli üretim o tarafta çok yavaş kalabiliyor. Keza proje bazlı üretim yapan bir yerde günlük sadece bir tane ürün üretiyorsa ve her seferinde farklı bir ürün üretilmesi gerekiyorsa bu sefer otonom robotlar tabii ki kullanılabileceği taşıma vesaire gibi kısımlar olabiliyor ama üretimin direkt hattın içerisinde yer alması yapılan yatırımın karşılığını vermeyebiliyor. Çünkü robotun öğrenmesi belli bir zaman alıyor, robota yeni bir program yazmak zaman alabiliyor. Böyle yerlerde de otonom robota olan ihtiyaç çok çok daha az olabiliyor. O yüzden de biz aslında genel olarak ne yapıyoruz? Firmaların mevcut durumu, hedefi ve ihtiyaçlarına bakarak bunun üzerinden bir yol haritası çıkartıyoruz. Ve firmalar eğer isterlerse daha sonra outsource edilmiş bir dijital dönüşüm departmanı gibi davranıp projelerini, yönetmelerini, sıralamalarını ve nasıl yapacaklarını göstermeyi sağlıyoruz. Ki bu tarafta da arkada bir ekosistemimiz var aslında. Ekosistem içerisinde de bu alanlarda hizmet veren firmalar var. Tabii ki bunlar bizim güvendiğimiz ve daha önceden birlikte çalıştığımız firmalar. Onlarla beraber gidip ilgili problemleri çözmek noktasında firmalara yardımcı oluyoruz.